Sakıp Sabancı Müzesi'ne, Nazan Hanım'a ve mükemmel ekibine çok teşekkür ederim bu konuşma dizilerini düzenlediği için. Ben birinci konuşmayı ben yapıyorum. Ondan sonra giderek konuşmacılar gençleşecek. En yaşlı benim. Şimdi Osman Hamdi Bey demin de söylediğimiz gibi hakikaten hem müzeci, hem arkeolog, hem ressam kişiliklerini birleştiren, birlikte taşıyan çok yönlü bir kişilik. Ben bu konuşmamda size yeni bir şey anlatmayacağım. Çünkü hepinizin bildiği şeyleri bir bakıma tekrarlıyor olacağım. Fakat bundan 2 yıl sanıyorum önce İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, ki bizim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı olan müzemizde bir Osman Hamdi Bey sergisi düzenledim ben. Ve o sergiyi düzenlerken tabii Osman Hamdi Bey'in değişik yönlerini daha yakından tanıma imkanını buldum. Bizim o müzede yaptığımız, düzenlediğimiz serginin bir özelliği de şuydu. Bir kere müze 17 eseriyle Türkiye'deki en büyük Osman Hamdi Bey koleksiyonuna sahip. Ondan sonra Sakıp Sabancı Müzesi'nde de gayet güzel eserleri var biliyorsunuz. Fakat biz o sergide Osman Hamdi Bey'in tablolarının yanı sıra bizim müzenin arşivinde bulunan ve Osman Hamdi Bey ile ilgili bütün belgeleri, diplomaları, işte takdirnameleri vesaire de sergileyerek Osman Hamdi Bey'in sadece ressam değil ama müzeci, arkeolog kimliklerini de öne çıkarmaya çalıştık. Şimdi geriye gidecek olursam, Osman Hamdi Bey, Kaptanı Derya Hüseyin Paşa'nın kölesi olan İbrahim Ethem'in oğlu. İbrahim Ethem, daha sonra hep Ethem Paşa diye bahsedeceğim. Ethem 1822 Sakız katliamında yetim kalmış bir Rum çocuğu. Hüsrev Paşa'ya köle olarak satılıyor. Hüsrev Paşa'nın da kendi çocuğu olmadığı için böyle yetenekli, kabiliyetli çocukları alır, yetiştirirmiş. Ve himayesinde bulunan bu çocukların bazılarını Avrupa'ya eğitime göndermek için 2. Mahmut'tan izin istiyor. İzin aldıktan sonra da 3 gördüğünüz 4 çocuğu Hüseyin, Ahmet, Abdüllatif ve Ethem'i Fransa'ya gönderiyor. Ethem Paris'te eğitim görüyor, madencilik okuyor. Ondan sonra İstanbul'a döndükten sonra da çeşitli dönemlerde sadrazamlık yapıyor, sefirlik yapıyor, nazırlık yapıyor. Şimdi Ethem Paşa'nın 4 oğlunun en büyüğü olan Osman Hamdi 1842 yılında doğuyor. Bu resim çekildiğinde 3 oğluyla görüyoruz Ethem Paşa'yı. Halil Ethem, İsmail Galip ve Mustafa Mazlum. Osman Hamdi o sırada Paris'te eğitime gönderilmiş. 1842 yılında doğuyor Osman Hamdi. Daha sonra Marif-i Adliye Okulu'na gidiyor ve 1860 yılında Ethem Paşa Osman Hamdi'yi hukuk öğretimi için Paris'e yolluyor. Amacı, oğlunun da kendisi gibi bu Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme misyonuna hizmet edecek bir şekilde yetişmesi. Osman Hamdi bu süre içinde hukuk eğitiminin yanı sıra Fransızca dersi alacaktır, piyano ve resim dersi alacaktır. Kısa zamanda Paris yaşamına adapte oluyor. Ondan sonra okula fesle değil de şapka ve kasketle gitmek için babasından izin istiyor bir mektup yazarak. Hatta burada olduğu, yani yaşadığı o sırada pansiyon Madame Dupré'nin pansiyonu. Madame Dupré'nin kocası Monsieur Dupré de Osman Hamdi Bey'in hocası. Ve bu Monsieur Dupré neden Avrupalı giyim tarzını benimsediğini sorunca Osman Hamdi'ye, diyor ki o da Osmanlı sefirini ya da herhangi bir Osmanlı milliyetinden birini ziyaret ederken ben mutlaka milli giysimi giyiyorum ama derslere girerken Fransızlar gibi giyinmek istiyorum diyor. Fakat bir süre sonra Osman Hamdi'nin bu hukuk fakültesindeki derslerini yavaş yavaş ihmal edip daha çok resimle ilgilendiğini görüyoruz. Ve burada ünlü ressam Gustave Boulanger'in atölyesine devam etmeye başlıyor. Gustave Boulanger, burada atölyesini gördüğünüz Gustave Boulanger,
klasik ve oryantalist resimleriyle tanınan akademik bir ressam. Ayrıca Osman Hamdi'nin o Paris'te bulunduğu yıllar Paris'in bir sanat merkezi olarak en canlı dönemi. Bir sürü şeyler var, etkinlikler var, bir sürü sergiler açılıyor. Biliyorsunuz biz daha önceki yüzyıllar işte 16'yı, 17'yi, 18'i barok, rokoko, rönesans vesaire gibi adlandırırız. Fakat 19. yüzyıla geldiğimizde 19. yüzyıl bir akımlar dönemidir. İzimler birbirini izler. İşte empresyonizm, realizm vesaire vesaire. Dolayısıyla öyle bir canlı dönem. 1863 yılında Salon de Refüze açılıyor. Bu empresyonistleri reddedilen resimlerinin sergilendiği salon açılıyor, sergi açılıyor. 1867 yılında Paris Evrensel Sergisi açılıyor ki sergide doğuyu konu alan tablolarda çoğunlukta. Ve Osman Hamdi 1861 yılında babasına bir mektup yazıyor. Diyor ki babacığım, böyle epeyce alıntı var burada bu konuşmamda. Babacığım biraz resim yaparsam lütfen kızmayın. Artık yapmadan duramam. Şimdiden inanılmaz derecede gelişme kaydettim ve herkes bu kadar kısa zamanda yaptıklarıma şaşıp kalıyor diyor. Ve 1 Mayıs 1868'de de salon sergisine kabul edilen bir dakika, Madame H. portresi ve İstanbul'da Yahudi Hokkabaz tablolarına ilişkin olarak da resim sergisi dün açıldı. Yapıtları sergilenen bütün ressamlar oradaydı. Hepsi beni övmek için yarıştılar diyor. Şimdi demek ki Osman Hamdi Bey'in doğu konularına ilgisi Paris'te bulunduğu yıllarda başlıyor. Bu konuda en çok etkilendiği ressamlardan bir tanesi tabii kuşkusuz hocası Gustave Boulanger. Burada sol tarafta kendisinin bir zeybek resmini görüyoruz. Sağ tarafta ise Boulanger'in daha eski tarihte yapmış olduğu bir tablosunu. Burada da ne kadar etkilendiği hocasından belli. Bir diğer etkilenmiş olduğu kişi tabii Jean-Léon Gérôme ki o da dönemin oryantalist ressamların en ünlülerinden ve aynı zamanda Boulanger ile Gérôme da birbirlerinin dostu. Osman Hamdi de daha sonraki yıllarda Gérôme'la çok yakın dostluk olacak ve yazışacaklar. Osman Hamdi'nin bu konuda etkilenmiş olduğu bir diğer ressam da Rudolf Ernst, bir Avusturyalı ressam bu, oryantalist. Burada da işte bir ikisinin de, gerçi Osman Hamdi'nin bitmemiş bir tablosu ama ikisinin de resmini karşılaştırdığımızda benzerlikleri dikkate çekiyor. Şimdi bu ressamların oryantalist tablolarında ayrıntılara, gerçekçiliğe, ondan sonra aksesuarlara, kıyafetlere verdikleri önem, bir de farklı mekanlardan seçtikleri objeleri aynı kompozisyonda birleştirme, yani bir tür pastiş yapma özellikleri Osman Hamdi'nin resimlerinde de daha sonraki yıllarda karşımıza çıkıyor. Onun bu anlamda ele aldığı ilk konu zeybekler. Zeybekler ya da başıbozuklar o tarihlerde Batı'da özellikle oryantalist ressamlar arasında çok sevilen bir konu. Ve Osman Hamdi de Paris'te öğrenci olduğu 1867 yılında Paris Evrensel Sergisi'ne bu pusuda zeybek, zeybeğin ölümü ve çingenelerin molası diye 3 tabloyla katılıyor. Burada da demin de söylediğim Osman Hamdi'yi etkilemiş olan Jean-Léon Gérôme'un zeybeklerini, Alman'ın dansını görüyoruz. Arka planda şeyleri görüyorsunuz, zeybekleri. Şuraya mı basıyordum? Nereye basıyordum? Ha, buraya. Evet, zeybekleri. Burada da Osman Hamdi'nin zeybekleri. Dolayısıyla burada da Jerome'dan bir etkilenme görüyoruz. Demek ki Osman Hamdi daha Paris yıllarında oryantalizmin batılı izleyiciye, batıdaki sanat pazarına çok cazip geldiğini, cazip bir konu olduğunu fark ediyor ve Doğu dünyasından gelen bir Osmanlı ve Müslüman sanatçı olmanın onun resimlerini batılılara çok daha inandırıcı, çok daha gerçekçi kılacağını fark ediyor ve bunu da gayet iyi bir şekilde kullanıyor. Fakat oğlunun resme olan ilgisinin hukuk eğitimini
yani resme olan ilgisi yüzünden hukuk eğitimini tamamlayamayacağını anlayınca Ethem Paşa Osman Hamdi'yi İstanbul'a geri çağırıyor. Osman Hamdi Türkiye'ye dönmeden önce babasına yazdığı mektupta şöyle diyor. Şimdilik sevgili babacığım, her ne şekilde olursa olsun Paris'ten kesinlikle geri dönme kararıyla ayrılıyorum. Maalesef bir daha da geri dönemiyor, o başka. Buradaki hayatı oradakine tercih ettiğimden değil. Beni buraya bağlayan belli bir şey var. Hep tekrar ettiğim gibi her ne pahasına olursa olsun resim yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Resim kitaplardan öğrenilmez. Eski ve yeni üstadların çalışmalarını izlemek gerek. Bunları İstanbul'da bulacak değilim. Hem ben artık bu konuda olumlu sonuçlar elde etmekteyim. Sanat çevrelerinde tanınıyorum, beğeniliyorum. Bu yıl yaptığım tablo, ki Yahudi Hokkabaz'dan bahsediyor, hiçbir girişimde bulunmadığım halde Lotograf gazetesinde yayımlandı. Bu durumda Paris'ten ayrılamayacağımı herhalde anlarsınız. Şimdi bu Osman Hamdi'nin sözünü ettiği Lotograf gazetesinde çıkan yazı da gayet ilginç. O yazıda da deniyor ki Türkiye'nin şüphesiz sanat çalışmalarına en çok malzeme sağlayan ülkelerden biri olduğunu, bu bitmez tükenmez ilham kaynağını keşfetmiş olan oryantalistlerimizin sayısı ispat etmektedir. Ancak eski çağlara dayanan ön yargılar bugüne dek milli bir sanat ekolünün kurulmasına mani olmuştur. Türkiye'den bahsediyor. Bu durum artık sona mı ermekte? Öyle olduğunu ümit ediyoruz. Zira işte Bay Osman Hamdi ileride başkalarının peşinden gideceği bir teşebbüste bulunuyor. Birçok kez bakan olmuş Ethem Paşa'nın oğlu, Müslüman ve İstanbul'da doğmuş olan Bay Hamdi, zevkini tatmin etmek için kendisini resme vakfetmiş ve bu yolda kararlı bir şekilde devam etmeyi amaçlamaktadır. Şimdi Osman Hamdi babasının isteği üzerine 1868'de İstanbul'a dönüyor. Kısa bir süre sonra da Bağdat Valiliğine atanmış olan Mithat Paşa'nın mahiyetinde Bağdat'a gidiyor. Ve orada kaldığı 2 yıl süresince kendi doğusunu yakından tanıma imkanını buluyor. Burada Osman Hamdi'yi, burada da Mithat Paşa'yı görüyorsunuz. 1871 yılında İstanbul'a geri dönüyor. İstanbul'da Teşrifat-ı Harici Müdür Muavini oluyor. 1873 Viyana Dünya Sergisi'nde de Osmanlı Pavyonu'ndan sorumlu başkomiser olarak görev yapıyor. Ve bu görevi yaparken sanat tarihçisi ve sanatçı Marie Delaunay'in ile birlikte Elbise-i Osmaniye diye bir albüm hazırlıyor ve ilk kez 1873'te bu albüm Viyana'da sergileniyor. Şimdi bu albümün amacı nedir? Bu albümün amacı Osmanlı'dan geçmişini, imparatorluğun yöresel çeşitliliğini, geleneksel el sanatlarını yansıtmak. Ve işin ilginç tarafı, Osman Hamdi pek çok tablosunda bu albümde gördüğümüz kıyafetleri kullanmıştır. Nitekim bu tesbih çeken mümine baktığımızda mesela bu Elbise-i Osmaniye yahut da işte Le Costume Populaire de la Turquie albümünde birinci levhada gördüğümüz, en sağda gördüğünüz şeyi, kostümü, kıyafeti tekrarlıyor. Aynı şekilde bu ünlü kaplumbağalı adamda da Diyarbakırlı çobanlar, albümdeki Diyarbakırlı çobanların ortadaki figürün başındaki sarık aynı şekilde kaplumbağalı adamda da görülüyor. Nitekim Osman Hamdi'nin 1873'te Viyana'da çektirdiği bir fotoğraf var. Orada da kendisinin gene bu tür bir kıyafet giydiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla Osman Hamdi'nin bu tür etnik giysilere, geleneksel el sanatlarına olan ilgisi daha o yıllarda başlamış. Osman Hamdi daha sonraki yıllarda çeşitli memuriyetlerde bulunuyor, evleniyor. Osman Hamdi'nin burada işte kızını görüyorsunuz, Leyla, ondan sonra Kamuran, Fatma, bir de bir kızı da, bir dakika, torunu Nimet. Şimdi Osman Hamdi'nin 2 eşi var, birinci eşi de, ikinci eşi de Fransız. Birinci eşi Agarit isimli bir Fransız kadın,
Ondan iki tane çocuğu oluyor, Fatma ile Melek. Fakat ondan boşandıktan sonra Melek annede kalıyor. Burada gördüğünüz Fatma babayla İstanbul'da kalıyor, gördüğünüz büyük kızı. Ondan sonra Naile ya da Fransız ismiyle Marie ile evleniyor. Ve uzun, yani ölümüne kadar da onunla birlikte kalıyor. Şimdi 1881 yılına geldiğimizde, bekliyor. Ah tamam, bir dakika, şimdi geri gidebilecek miyiz? Evet, 1881 yılına geldiğimizde Osman Hamdi'nin Müze-i Hümayun Müdürlüğü'ne tayin edildiğini görüyoruz. Ve Türk Müzesi'nin modern anlamda bir müze haline gelişi Osman Hamdi'nin bu Müze-i Hümayun Müdürlüğü'ne tayiniyle başlıyor. 1882 yılında arkeolog ve yakın dostu Salomon Reinach ile birlikte müzenin kataloğunu çıkartıyor. 1883'te Nemrut Dağı seyahatini yapıyor ve raporunu yayınlıyor. Burada da kendisini Nemrut Dağı'nda görüyoruz. Ve ayrıca Müze-i Hümayun adına yaptığı kazılarla müzeyi bütün arkeoloji dünyasına tanıtıyor. Başta Say'da olmak üzere bu kazıların bazılarını bizzat kendisi yönetiyor ve daha da önemlisi, eski eserlerin yurt dışına çıkartılmasını yasaklayacak olan Asar-ı Atika Nizamnamesi'nin çıkartılmasıyla çok büyük tabii bir katkıda bulunuyor sanat tarihine, arkeoloji dünyasına. Şimdi Müze-i Hümayun Müdürlüğü'ne atanmasından kısa bir süre sonra bu defa yeni kurulan Sanayi Nefise Mektebi'nin müdürlüğüne getiriliyor Osman Hamdi. O sırada her iki kurumda, yani hem Müze-i Hümayun hem Sanayi Nefise Mektebi, bugün Arkeoloji Müzesi'nin bulunduğu kısımda Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri Müzesi. Sonra Osman Hamdi Valori'ye yeni binayı yaptırıyor. İlk Müze-i Hümayun Çinili Köşk'te bulunuyor. Ve her iki kurumdaki görevinde, yani hem Sanayi Nefise hem Müze-i Hümayun'daki görevinde ölüne kadar, 1910'a kadar sürdürüyor. Şimdi Sanayi Nefise Mektebi sanatsal amaçlarla eğitim yapan ilk resmi kurum. Sanayi Nefise Mektebi biliyorsunuz daha sonraki adıyla Güzel Sanatlar Akademisi, daha sonraki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Şimdi bu mektebin açılmasına kadar en önemli ressamları yetiştiren kurumlar askeri mektepler. İşte Mühendishane-i Berri Hümayun, Mühendishane-i Bahri Hümayun. Ve resim dersi bu okullara, burada da gördüğünüz gibi, askeri amaçlarla konulduğu için bu okullarda figür çalışması yok. Esas işlenen konu manzara. Şimdi Osman Hamdi Paris'te bulunduğu süre içinde akademik bir ressam olan Gustave Boulanger'in yanında çalışmış, ondan eğitim almış ve gerçek bir atölye ressamı olmuş. Dolayısıyla Osman Hamdi sanat eğitiminde en önemli amacın canlı ya da cansız modelden çalışmak, yani figürden çalışmak olduğunu biliyor ve şeyi açarken de, Sanayi Nefise Mektebi'nin programını hazırlarken de en önem verdiği konu bu. Yani ilk önce figür çizmeyi öğrenecekler, ondan sonra bu figürlerle kompozisyonlar oluşturmayı. Bu hem resim için geçerli tabii, hem heykel için geçerli. Ve bunu öngördüğü için, bu amacı öngördüğü için de okulun ilk öğretim kadrosunu hep Batı'da akademik eğitim almış olan gayrimüslim hocalardan seçiyor. Ve hatta çok da eleştiri alıyor, neden asker ressamlardan hoca seçmedi diye. Ki ileriki haftalarda Ali Kayaalp de size asker ressamları uzun uzun anlatacak. Eleştiri alıyor, fakat gördüğünüz gibi hep hocalar yabancı. Salvatore Valeri, Alexander Valori tabii mimar, onu şey yapıyor. Fakat küçük bir kadrosu var ama yabancı, yani yurt dışında eğitim alan ressamlar bunlar. Şimdi başlangıçta canlı model bulmak zor olduğunda alçı mulajlardan ya da Müze-i Hümayun'daki heykel koleksiyonundan yararlanıyorlar. 1901 yılından 1905 yılına kadar Sanayi Nefise Mektebi'nde okuyan Hikmet Onat o yılları şöyle anlatıyor.
Sanayi Nefise'nin bizim okuduğumuz yıllardaki durumuna gelince, o devirde resme çalışmanın çok zor bir iş olduğunu belirtmem gerekir. Ne erkek ne de kadın çıplak model yoktu. En çirkin erkek modeller bile soyunmak istemezlerdi. Çevre, resim ve heykel öğreten mektebimizi ahlaksızlık ve dinsizlikle suçlandırıyordu. Anlatırlar ki, biz yazılmadan önce birkaç yobaz mektebi basmış, heykelleri kırmış, antik kopyaların bellerine peştemallar bağlamışlar. Böyle bir ortamda resim ve heykel yapmak istemenin zorluğunu anlarsınız. Modellerimiz bir takım sarıklı, sakallı, pos bıyıklı hamallardı. Sadece portre ve büst yapabiliyorduk. Bir gün geldi ki hamal resmi yapmakta bıktık. Giyimli de olsa bir kadın model bulmaya karar verdik. Çingene mahallesinden getirdiğimiz bir kıza oyun oynar pozu verdikten sonra henüz çalışmaya başlamıştık ki müdür Osman Hamdi Bey bizi çağırdı. Siz deli misiniz çocuklar? Nerede sanıyorsunuz kendinizi diye bağırdı. Burası Türkiye, böyle şeyleri kaldırmaz. Hemen koyunuz o çingeneyi. Yakında inşallah Avrupa'ya gideceksiniz. Orada bol bol kadın, çıplak kadın resmi yaparsınız. Osman Hamdi, Müze-i Hümayun ve Sanayi Nefise gibi iki önemli kurumun yöneticiliğinin yanı sıra gençlik yıllarından beri en sevdiği uğraşısı olan resim yapmayı da hep sürdürüyor. Eğitimi, aile yaşantısı ile batılılaşmış bir Osmanlı, o arkeolog Reinach'ın deyimiyle Osmanlı'nın en Parislisi olan Osman Hamdi Bey'in resimlerini üç grupta inceleyebiliriz. Bir dakika şimdi şuradan geri gideyim. Evet, şimdi az sayıda manzaraları var. Ölü doğaları var, aile çevresi için yapmış olduğu portreler var ve bir de bu biraz sonra anlatacağım doğuyu konu alan resimleri var. Şimdi sanatçı çoğunluğu büyük boyutlu olan oryantalist kompozisyonlarında akademik tarzda, genellikle küçük boyutlu portrelerinde de daha böyle serbest, daha naturalist çalışıyor. Hatta şeyleri, manzaraların bazıları adeta empresyonist tuşlarla gerçekleştirilmiş gibi. Osman Hamdi Bey'in resimleriyle Sultan Abdülhamid'in takdirini kazandığını da biliyoruz. Ve 1880'de Osman Hamdi ressamlık hizmetiyle mabeyine memur atanıyor. Nitekim 14 Ağustos 1880 günü La Turquie gazetesinde çıkan bir haberde şöyle diyor: bir müddettir kendini yağlı boya çalışmalarına tamamen adamış olan Hamdi Bey'in geçenlerde padişah tarafından Yıldız Sarayı'na çağrıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Padişah Hazretleri Hamdi Bey'in yeni bitirmiş olup hamamdan sonra saçlarını taratan genç bir kadını temsil eden resmini görme arzusunu ifade etmiştir. Gerçek bir kabiliyet eseri olduğunu ve yabancı diplomatlardan birine verileceğini duyduğumuz bu tablo padişah tarafından çok beğenilmiştir. Padişah Hazretleri bu tabloyu başka birkaç tuvalle birlikte muhafaza etme arzusunu göstermiş ve ayrıca Hamdi Bey'i hem kendisinin hem şehzadelerinin portrelerini yapmakla görevlendirmiştir. Bugün bu tablo Dolmabahçe Sarayı'nın koleksiyonunda ve ilginç olan bu tablo Hamdi Kulları diye imzalanmıştır. Bu da Osman Hamdi'nin o sırada saray hizmetinde olduğunu gösteriyor. Çünkü genelde saray hizmetinde çalışan ressamlar resimlerini hep kulları olarak imzalarlar. Şimdi onun, yani bence ve bilemiyorum sizler nasıl düşünürsünüz, en başarılı, en samimi yapıtları aile üyeleri ya da dostlarına ait oldukça küçük boyutlu portreleri. Osman Hamdi'nin ölümü üzerine bu demin sözünü ettiğim arkeolog Rayna, Revue Arkeolojik'te bir anma yazısı yazıyor. Orada şöyle diyor Rayna: Hamdi 1857 yılında Paris'e hukuk okumaya gelmiştir. Ama ne var ki ruhunda sanat yatıyordu ve Osmanlıların arasında ilk defa olarak ressam olmayı istemiştir. Eğitimini Boulanger ve Jerome'un atölyelerinde yapmış ve onların zarif ve dakik çizimiyle biraz yumuşak dokunuşunu taklit etti. Ancak Hamdi'nin o ayrıntıcı resimlerinden daha iyisini yapabiliyordu. Tek yapması gereken doğal kabiliyetini serbest bırakmak
eskizlerinde gördüğümüz heyecanlı resim yapmaktı. Bir keresinde İstanbul'da gerçek ebatlarda kızının iyi bir portresini bir saati geçmeden çizebileceği konusunda iddiaya girdi. Bu resimlerden biri mi o bilmiyorum tabii. Ben daha buna itiraz ederken modelini çağırdı, şövalenin karşısına geçti ve şüphelerimi yok ederek beni şaşkınlığa düşürdü. Daha yarım saat geçmemişti ki portre gayet hoş olmuş ve çok da benzemişti. Üzerinde iki gün daha çalışsaydı onu bozmuş olurdu. Yani burada da Rayna Osman Hamdi'nin o oryantalist tarz, ayrıntılı, işte çok dikkatli şeyleri, detayları verdiği çizgisel resimleri yerine bu tür daha böyle samimi, daha naturalist olan şeylerini, portrelerini daha çok tercih ettiğini, beğendiğini ima etmiş oluyor. Şimdi şeye geldiğimizde, Osman Hamdi Bey'in oryantalist konulu tablolarına geldiğimizde, bir kere Osman Hamdi Bey bu tablolarını Avrupa pazarı için yapmıştır. Ve bu tür resimlerini bir tek 1880'de Abdullah Biraderler Stüdyosu'nda, 80 ve 81'de de Elif Bağ ya da ABC Kulübü'nün sergilerinde sergiliyor. Bunlar da Elif Bağ'da sergilediği resimlerinin bazıları. Bunun dışında, yani bu üç sergi dışında Türkiye'de, İstanbul'da hiçbir resmi, oryantalist konulu resmi sergilenmiyor. Şimdi o bu resimlerinde Avrupalı izleyiciye cazip gelen doğulu dekor, mekanlar ile aksesuarları ve doğulu kıyafetler içindeki figürleri kullanıyor. Ve o yıllarda Servet-i Fünun dergisinin yazarı olan, sahibi olan Ahmet İhsan, Osman Hamdi'nin Kuruçeşme'deki yalısında bulunan atölyesini anlatırken şöyle diyor: "Atölye yalının iç tarafında gizliydi. Hamdi Bey burada tablolarını herkesten gizli yapar, Avrupa'ya sevk ederdi ve oraya değme adamın ayağı giremezdi çünkü taassup ejderinden korkardı." Şimdi gerek Ahmet İhsan'ın yazdıklarına, gerekse öğrencisi Hikmet Onat'ın anlattıklarına baktığımızda görüyoruz ki Osman Hamdi Bey ülkesinde hoş karşılanmayacak konularda son derece de hassas. Biliyor nelere tepki göstereceğini ve onlardan uzak duruyor. Şimdi bu vesileyle burada ben 2004 yılında 3,5 milyon dolara satılarak çok büyük bir şey yapan, sanat aleminde fırtına koparan kaplumbağa terbiyecisinden söz etmek istiyorum. Şimdi çoğu kez Osman Hamdi Bey biliyorsunuz fotoğraflarında, kendi fotoğraflarında yararlanır model olarak. Burada da gene kendisini görüyoruz, sırtını bize dönmüş. İşte bir derviş kıyafetlerinden derlenmiş bir takım ögeler var. O kafasındaki sarığı az önce gördük. Ondan sonra işte sırtında bir nakkari asılı, arkasında elinde bir neyi tutuyor. Önünde de o nakkariyi çalmak için kullanılan bir telli bir şey diyoruz biz ona, bakayım ne diyorduk. Zilli maşa denilen bir alet var. Ve eğilmiş yerde bu yeşillikleri yiyen kaplumbağalara bakıyor. Şimdi tabloda resmedilen mekanda Bursa'daki Yeşil Cami'nin üst katı. Şimdi bu resimle ilgili olarak ben de dahil olmak üzere Türkiye'de pek çok sanat tarihçisi bir takım yorumlarda bulunduk. Dedik ki işte kimisi dedi ki bu Lale Devri'nde gece üstünde mumlarla salıverilen kaplumbağalara bir gönderme. Kimisi dedi ki bu kaplumbağalar ağır kanlı hayvanlar, dolayısıyla Osman Hamdi Bey de burada ülkesinde gerçekleştirmek istediği yeniliklerin zorluklarını işaret ediyor. İşte bazıları dedi ki resimde Osman Hamdi Bey bu dervişin bu kalın kabuklu ağır kanlı kaplumbağaları zor kullanarak değil ama sanat yoluyla eğitmeye çalışıyor vesaire vesaire, bir sürü yorumda bulunuldu. Fakat Etemel'den 1869 yılında yayınlanmış bir Fransız dergisi buluyor. Tour du Monde diye bir dergi bu. Ve bu Tour du Monde'un içinde Le Japon diye bir makale var. O makaleyi bir İsviçreli diplomat yazmış ve diplomat bu şeyinde diyor ki yazısında, Japonya'da, Edo'da, bir panayırda kaplumbağa terbiyecileri
küçük bir davulla çıkardığı seslerle kaplumbağalara sıra halinde yürümeyi, alçak bir masanın üstüne tırmanıp üst üste dizilmeyi öğrettiler. Ve diplomatın yazısının yanında da içinde de böyle bir resim var. Şimdi Osman Hamdi'nin aynı yıl babasına Bağdat'ta, o sırada Bağdat'ta, Bağdat'tan yazdığı bir mektup var. Mektupta Osman Hamdi o derginin o cildi için teşekkür ediyor ve zevkle okudum diyor. Dolayısıyla bu tabloda bizim iddia ettiğimiz ya da işte ne bileyim ileri sürdüğümüz gibi o kadar derin anlamlar da yüklü olmayabilir. Kaldı ki gene söylüyorum bu tablo hiçbir zaman İstanbul'da sergilenmek üzere değil, Avrupa'da sergilenmek, Avrupalı izleyicinin zevkine hitap etmek için yapılan resimler. Şimdi Osman Hamdi Bey'in evet, akademik gerçekçilikle ele aldığı tabloları Batılı oryantalistlerden ayıran en büyük özellik tabii onun bu tablolarda kendi dünyasını anlatması. Yani kendi kültürünü, ötekini değil kendisini anlatması ve onun yaklaşımı oryantalistlerin, bazı oryantalistlerin tabii Doğu karşısındaki ön yargılı yaklaşımından oldukça farklı. Tabii bunların bir Osmanlı ve bir Müslüman tarafından yapılmış olması da onu Avrupalıların gözünde çok daha inandırıcı kılıyor. Bu Avrupalıların oryantalist resimlerinde görülen işte şiddetmiş, vahşetmiş, erotizm, çıplaklık gibi ön yargılı yorumlara da rastlamıyoruz resimlerinde. Şimdi Osman Hamdi Bey, daha önce de söyledim, Osman Hamdi Bey için bir figür ressamı, genellikle anıtsal figürü ön plana koyuyor resimlerinde. Ve genellikle bu figürleri Osmanlı, İslam ağırlıklı bir dekor ve arka plan önünde gösteriyor. Aynı mekan ve aksesuarları, hatta aynı figürü değişik resimlerinde birkaç kere kullanmıştır. Ve bu resimlerde arka plan gerçekten var olduğunu bildiğimiz bir takım mimari yapıtların kısmi görüntüsü. Ne yapıyor? Kimi durumlarda farklı yapılardan aldığı unsurları getiriyor, tek bir kompozisyonda birleştiriyor. Yani pastiş diyoruz biz buna, birleştiriyor ve bu dekorun ön planında da figür yer alıyor. Şimdi teknolojiden de yararlanan bir sanatçı, dolayısıyla gördüğünüz gibi kendi fotoğrafını çektiriyor, kareliyor. Yararlanabileceği bir mimari mekan varsa, bir şey varsa, bir dekor varsa onu da mesela fotoğrafı da kareliyor. Ondan sonra bunları birebir tuvaline geçiriyor. Şimdi tabii kendini de dahil etmesi bu resimlere, resimlere daha da bir inandırıcılık katıyor. Kullandığı şeylere bakarsak, eşyalara bakarsak, İslami nitelikli, Osmanlı nitelikli eşyalar ya kendi koleksiyonundan eşyalar kullanıyor ya da o dönemde Çinili Köşk'te bulunan eserlerden seçiyor. Şimdi Osman Hamdi Bey'in bir diğer çok önemli Türk sanat tarihine, resim tarihine getirdiği bir şey var. O Osmanlı kadınını ilk defa resme konu alan ve kadını sokakta ya da evindeki özel yaşamıyla yansıtan, yani dışa açan bir sanatçı. Biliyorsunuz Batı resminde, oryantalizmde kadın konusu çok sevilen bir konu. Özellikle harem kadınları, hamamda kadınlar. Çünkü bu mekanlara giremiyorlar, giremedikleri için de kafalarında böyle bir fantezi yaratıyorlar. Ve genellikle böyle bir erotizm yüklü resimler bunlar. Fakat Osman Hamdi Bey'in bu resimlerinde de göreceğiniz gibi burada özellikle iç mekan resimlerinde gayet böyle ağırbaşlı, giyimli, ev işleriyle meşgul, işte ne bileyim Kur'an okuyan yahut da çiçek yerleştiren kadınları görüyoruz. Mesela buna baktığımızda bu solda gördüğünüz üç tabloda Osman Hamdi Bey'in, fakat bu Engren, bu da Delacroix'ın. Dolayısıyla burada Batılı ressamların harem anlayışıyla Osman Hamdi Bey'in arasındaki fark daha iyi ortaya çıkmış oluyor. Bu haremden atlı yapıtı, burada da mesela arka plandaki Çinileri Topkapı Sarayı Sünnet Odası'ndaki Çinilerle
İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Çinili müzeden, Çinili köşkten alınmış Çinileri kullanmış ya da onlara benzetmiş. İşte solda bir seccade, aşağıda bir hasır yaygı serili, önde bir tombak leğen var, ibrik var, sağda şeyler, peşkirler dizili. Kadınlar da böyle gayet güzel üç etekli elbiseler giymişler, başlarında oyalı yemeniler. Sanki bu yani bir erkek, çünkü bütün bu oryantalist resimlerde hep şey denir yani görülmeyen bir varlık vardır. O da haremi sahibi olan paşadır ya da padişahtır. Burada öyle bir erkeği beklemekten ziyade sanki böyle giydikleri kıyafetleri ve ortamı teşhir eden bir kompozisyonlarla karşılaşıyoruz. Burada evet kullanılan şeyleri görüyorsunuz. Yani esinlenmiş olabileceği muhtemel Çinileri arka planda. Bu bir başka harem resmi. Burada da gene değişik mekanlardan aldığı ögeleri birleştiriyor. İki müzisyen kız. Şimdi Osman Hamdi Bey'in resimleri arasında demin Kaplumbağalı'dan da bahsettim. Mesaj taşıyor mu taşımıyor mu acaba diye. Fakat en yani kesin mesaj taşıyan resmi de mihrap. Mihrap 1903 yılında Londra Kraliyet Akademisi'nin yaz sergisinde Genesis yani yaratılış adıyla sergilenmiş. Ve tabloda sarı bir elbise giymiş, büyük ihtimalle Osman Hamdi Bey'in o sırada hamile olan kızı Leyla'nın model olduğu bir kadını görüyoruz. Sırtını mihraba dönmüş, bir rahle üzerine oturuyor ve ayaklarının altında öyle saçılmış 15 adet dini kitap var. Bunların bazıları Kur'an-ı Kerim'i hatırlatıyor şunlar. Şurada da Zerdüştlük'le ilgili bir kitap var. Şimdi Osman Hamdi'nin burada analığı yüceltti. Yani kadının hayat verici özelliğini dinin üzerine koyduğunu görmekteyiz, anlamaktayız. Burada görüyorsunuz bu mihrap mesela şeyde Karaman'daki İbrahim Bey imaretinden bir mihrap. Ondan sonra şeyin kadının üstündeki elbise de Naila Hanım'ın yani Osman Hamdi Bey'in eşinin kıyafeti ki bugün Satberkan'ın müzesinde sergileniyor. Şeye gelince rahleye gelince Türk İslam Eserleri Müzesi'nden alınmış olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani mesaj diye baktığımızda hakikaten bir mesaj taşıyan resmi bu Osman Hamdi Bey'in. Kadınların tabii açık havada gösterildiği resimler de var. Şeyi söyleyeceğim size, bu İstanbul'da yaşayan değişik kesimlerden, değişik mesleklerden insanların cami kapısında resmedildiği resimler oryantalistler arasında çok yaygın. Çünkü çok bir renklilik, çeşitlilik veriyor. Osman Hamdi Bey de böyle bir resim yapmış. 1891 yılında yapmış. Bir grup insan var, işte bir çingene var, ondan sonra bir sahaf var, efendime söyleyeyim, çeşitli böyle rengarenk, feraceli kadınlar var. İlginç olan burada şu, bu kişiler arasında bunun çingeneli modeli Leyla, bu Naile Hanım ve üç tane Osman Hamdi var burada. Biri bu, biri bu, biri de bu. Ki daha sonraki resimlerinde de göreceğiz. Bir ilginç özellik de Naile Hanım'ın da şuradaki kadının da peçesiz olması. Evet, burada demin de söylemiştim aynı figürü değişik resimlerinde kullanıyor diye. Nitekim bakın burada tesbih çeken müminde, daha sonra konuşan hocalarda da bahsedeceğim. Aynı figür burada da tekrarlıyor ve kendi fotoğrafını çekmiş. Muhtemelen onu da kareleyip buraya yerleştirmiş. Şeye gelince, mimariye gelince mimariyi de manipüle ediyor. Mimaride de bakın mesela gerçekte şu taş trabzan yok, bu basamaklar yok ya da sayacağız. Ondan sonra şuradaki yazıtlar yok. Bir tek şu revak içindeki yazıtı almış, kullanmış ama onu da biraz değiştirerek kullanmış. Şimdi cami de Bursa'daki 15. yüzyıl yapısı Muradiye. Şimdi sanatçı, oryantalist ressamlar, demin de söylediğim gibi oryantalist ressamlar içinde çok
ünlü bir ressam, yani oldukça ünlü. Bu cami tablosu, cami kapısı Berlin'de ve Paris'te sergilendikten sonra 1893'te Chicago Dünya Sergisi'ne gönderildi. 1895 yılında da Pennsylvania Üniversitesi tarafından 6000 Fransız frangına satın alınıyor. Pennsylvania Üniversitesi Müzeyi Hümayun Müdürü olan Osman Hamdi Bey'den Nippur'daki arkeolojik kazılar için izin alıyor ve onun izniyle kazı buluntuları Philadelphia'ya getiriliyor. 1894 yılında ki o bizim İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde duvarda asılı, üniversite kendisine Arkeoloji Derneği, üniversitenin Arkeoloji Derneği üyeliğini veriyor. Ondan sonra onursal doktora unvanı veriyor. O da asılı görülüyor. Ve bu tabloyu satın alıyor. Şimdi Osman Hamdi Bey Müzeyi Hümayun Müdürü olarak özellikle Batı arkeoloji camiasında çok önem verilen bir kişi. Zaten o şeylerden görüyoruz, diplomalardan, takdirnamelerden vesaire. Ama resimlerinin de beğenilmesinden, takdir edilmesinden hoşlandığını bildiği için Avrupalı yetkililer onunla ilişkisini hoş tutmak için zaman zaman böyle resimleri satın alıyorlar. Bu resim daha sonra İstanbul'a getirildi, sergilendi ve 2016'da 13 milyon 500 bin liraya satıldı. Yani Türkiye'de satıldı. Bunun dışında gene bu konuyu, cami konusunu ele aldığı bir başka resmi var. Cami kapısında feraceli kadınlar ve bu. Mesela bu çok güzel. Aslında bu tabii şeyi gösteriyor. Bu gene bir cami önünde gezinti yapan. Ama bu kez mesela o harem resimlerinden farklı olarak çok çağdaş kıyafetler içinde böyle rengarenk feraceler, rengarenk şemsiyelerde dolaşan işte yüksek kesimden bir takım hanımları görüyoruz. Bu 1880'lerde genellikle kadın ağırlıklı bu resimleri. 1890'lara geldiğimizde Osman Hamdi Bey'in daha çok erkek ağırlıklı resimler yaptığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in çoğunlukla kendisini de model olarak kullandığı bu kompozisyonlarda genellikle erkek figürleri bu Osmanlı İslam kültürüne ait eşyalarla döşenmiş türbe, medrese, cami gibi dini mekanlarda yer alıyorlar. Kıyafetler genellikle eski devirlere ait kıyafetler ve ilginç olan baktığımızda bu erkeklere ya ellerinde bir kitap tutuyorlar ya bir rahle önünde ki bu kitaplar genellikle Kur'an ve matbu değil el yazması Kur'anlar. Şimdi bu konuşan hocalar sanatçının çalışma tarzını yansıtan çok ilginç bir yapıt. Bir kere konunun geçtiği mekan Karaman'daki Hatuniye Medresesi'nin dershanenin girişi. Bu girişi burada görüyorsunuz. Ve bunun önünde işte oturmuş, ayakta durup konuşan hocaları görüyoruz. Daha önce gösterdim size karelenmiş şeyleri, fotoğrafları. Evet, burada görüyoruz. Bu mesela Hatuniye Medresesi'nin girişi 4 numara. Burada karelenmiş 4 numara. Ondan sonra tutmuş mesela Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nden bir kandil almış. Buraya yerleştirmiş. Keza işte burada ne var? Konya Alaaddin Camisi minberinin kapı kanadını burada kullanmış. Kendi fotoğrafını karelemiş, buraya yerleştirmiş. Gene kendi fotoğrafını muhtemelen kareliyor, buraya yerleştiriyor. Bu da daha önce gördük cami şeyinde, kapısında, şeyinde, resminde gene aynı figürü burada da tekrarlıyor. Şimdi bütün bu resimlerinde şunu görüyoruz. Bir kere Müze-i Hümayun'dan, çoğunlukla Müze-i Hümayun'dan seçtiği zengin aksesuarlarla bir bakıma böyle Osmanlı mirasını da yüceltiyor, sergilemiş oluyor. Baktığımız zaman adeta donmuş gibi şeyler, sahneler. Mesela bir tane daha ilginç resmi var. Şehzade Çocuklar Türbesi'nde derviş. Orada da mesela gene işte
uzun bir elbise giymiş, gene kafasında şey var, sarık var. Bu da şeyin damat İbrahim Paşa türbesinden alınmış bir kompozisyon. Şöyle görüyorsunuz burada damat İbrahim Paşa türbesindeki lahitleri, aynı lahitleri kullanıyor. Fakat mesela kapı olarak tutuyor gene Karaman İbrahim Paşa imaretine ait bir ahşap pencere kanatı kullanıyor. Kendi fotoğrafını kullanıyor. Yani hep benzer yöntemler kullanıyor. Demin de söylediğim gibi yani bütün bu çeşitlilik sunan Doğu giysileri, işte İslam mimarisi ağırlıklı, Osmanlı ağırlıklı mekanlar içinde Müze-i Hümayun'dan seçtiği zengin aksesuarlarla bir kere kendi tarihini, kendi kültürünü sergilemiş oluyor. Zaman durmuş gibi, kıyafetler zamansız kıyafetler ve figürler genellikle böyle gayet sakin, anıtsal duruşlu figürler. Dolayısıyla Osman Hamdi Bey, oryantalizm, batıdaki oryantalizm şeyinden, modasından çok etkilenmiş olsa bile tamamen kendisine özgü bir oryantalizm yaratıyor. O bakımdan ona Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ve sonuncu oryantalisti diyoruz. Ve zaten o bu resimlerini gerçekleştirirken de batıda oryantalizm sona ermekte. Şimdi Cumhuriyet'in erken dönemlerinden itibaren Osman Hamdi'ye yönelik olumsuz bir bakış açısı var. Fikret Adil, Ahmet Muhip Dranas, Nurullah Berk gibi dönemin önde gelen yazar ve sanatçıları onun resimlerini yozlaşmış ve gayrimilli olarak değerlendiriyorlar. Örneğin 1943 yılında ressam Nurullah Berk şöyle diyor. Osman Hamdi Bey'de Jerome'un tesirleri aşikardır. Kapalı çarşıdaki antikacı dükkanlarının binbir eşyasını, kumaşını, tezinat ve silahlarını levhalarında canlandırırdı. Şark resmi yapan Osman Hamdi'yi istisna edersek bu sanatkarlar, Şeker Ahmet'le Hüseyin Zeka'yı kastediyor, bu sanatkarlar zehirlenmemiş ve temiz kalmış bir görüşle temiz ve saf bir Türk resminin temelini kurmuşlardır. 1970 yılında bizim Mimar Sinan o zaman akademiydi, sanat tarihi bölümü hocalarından benim de çok sevdiğim Mustafa Cezzar, Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi diye bir kitap yazdı. İki kere basıldı bu kitap. Ve böyle bu kitap Osman Hamdi'nin, bu Osman Hamdi'ye Cumhuriyet'in ilk yıllarında atfedilen olumsuz söylemi ortadan kaldırdı. Ve Osman Hamdi'yi gerçekten Osmanlı sanatçılarından, en önemli Osmanlı sanatçılarından biri olarak Türk sanat kanonuna ekledi. Çok ayrıntılı bir çalışma. Sadece orada Osman Hamdi değil, Mustafa Bey, Osman Hamdi bağlamında bütün son dönem Osmanlı batılılaşmasını da inceliyor. Dolayısıyla çok büyük bir katkısı var Osman Hamdi'nin tanınmasına. Ve tablolarına duyulan ilgi de 80'lerden başlayarak tabii birden artıyor. 80'lerin ikinci yarısından itibaren Osman Hamdi konusunda akademik çalışmalar da tabii artıyor. Ve dolayısıyla onun kimliği çerçevesinde Osmanlı batılılaşması da Osmanlı batılılaşmasının kültür ve sanat alanındaki etkileri de gayet etraflı bir biçimde incelenmeye başlıyor. Evet efendim, çok teşekkür ederim.